Alışverişe bak kızım. Para yok, para. Neler aldınız? Ne kadar? Aldığım 60 lira. İki parça. Ay 100 lira bozdum, bu elimde kalmış. Yani bu ne iştir ne şey. Devlet bizi de batırı, kendimiz de beraber batırı gidiyoruz. Yani bu sonucu yoktur. En az bir an önce şeye gelsin, sesime gelsin, şey belli olsun. İktidar, yeni iktidarlar belli olsun. İktidar değişirse düzelir mi sizce? Mümkün, illa düzelecek. Bu böyle giderse Türkiye batacak. Düzelmeye çalışacaklar. Düzelmesi için iktidarın mı değişmesi gerekiyor? %100. %100 değiştirmesi lazım. Gücümüzün yettiği kadarıyla yapmaya çalışıyoruz. Ama hayat pahalı tabii ki. Sadece geçim domates salatalık almak değil. Yani dünya kadar masraf var. Evin ihtiyaçları var, öğrenciler var, ulaşım var, konaklama var. Yani kiralar çok artmış. Her şey ateş pahası. Yani belki ben geçinebiliyorum ama vatandaş geçinemiyor. Artık yeter diyor yani. Temel ihtiyaçlarınızı alabiliyor musunuz? Yani onları almaya çalışıyorum ben. Peki sebze dışından meyve de alabildiniz mi? Yani tropikal meyveleri yemiyoruz tabii ki. Muzdur ya da diğerleri de çok pahalı olanları yemiyoruz. Mevsim meyvelerini almaya çalışıyoruz. Çocuklarımıza yedirmeye çalışıyoruz. Peki bu durum düzelir mi sizce? Yani yönetilemediğimizi düşündüğüm için bu durumun düzeleceğinden de endişeliyim açıkçası. Kaygım var. Alabiliyorum. İnsan almıyor, ona göre uzatır her şeyi alabilir. Peki bu ekonomik kriz sizi etkiledi mi? Yok. Hiç bana etkiledi. Bana asgari ücret yetiyor. Çok şükür. Alhamdülillah. Bazıları da yetmiyor ama yalan söylüyor. Yetiyor yani baba. Eviniz kira mısınız? Yok, kira değil. Çok şükür. Alhamdülillah. Peki evi kira olanlar asgari ücretle geçinebilir mi? Ne yapsın? Şimdi mecburiyet olduğunu bir şey yapamıyorsun yani. Hayat pahalı. Gerçekten de pahalı ama o kadar da abartılı gibi değil yani. Ekonomik kriz yok mu? Bence yok. Ben rahat geçinebiliyorsa da demek ki bana göre ekonomik kriz yok. Rahat geçinebiliyorum, elhamdülillah. Niye kriz olsun ki? Yani her şeyi devlete bağlamamak lazım. Şimdi millet her şeyi devlete bağlı. Devlet ne yapabilir? İnsanlar zalim. İnsanlar her şeyi pahalı yapıyor, devlet değil. Şimdi peki bu fasulyeyi insanlar... bak, şimdi örnek veriyorum. Bak bu fasulyeyi ben şimdi 9 milyona aldım. Bak diğerleri 12 milyona veriyor. Niye bu adam 9'a veriyor? Sebep? Adam diyor ben ki temah değil. Değil bir kiloda 1 milyon da kazansam bana yetiyor ama ben kalitesine sana... Kalitesine göre ben... Yok aynı kalite. Ben baktım, ben mesleğim kebapçı. Her şeyi anlıyorum, biliyorum. Aynı kalite. Hiç merak etmiyorum. Bu adam temah değil. Zalim değil. O zaman devlet denetim yapmıyor. Denetimde bir yetersizlik var. Denetimde onu bilmiyorum. Artık onlar da belediyelere sormak lazım. Hangi birinin denetim yapsın? Devletin haberi yok mu bu zamanlarda? Muhakkak vardır. Ama devlet ne yapsın? Devlet elinden geleni yapıyor. Çok şükür. Elhamdülillah. Ben razıyım. Geçine de biliyorum. Genel zamları razı mısınız? Ya tamam, razı değilim de ama yapacak bir şey yok. Şimdi genel zamlar kendiliğinden gelmedi. Ya bu pandemiden kaynaklandı bu zamların hepsi. Üretim olmadı. Üretim olmadı mı mal gelmez, mal da gelmedi. Pahalı olur, doğaldır yani bu. Vallahi her şey ateş pahası. Mecburiyetten alıyoruz. Yani biz elemanız. Müşterilere bunları vermek zorundayız. Evet. Neler aldınız? Ne kadar ödeme yaptınız? 1000 lira ödeme yaptım. Neler aldınız peki? Ya meyve, sebze. Yani normalde kafe çalıştırıyorum ben. Evet. Yani aldığımızı yerine koyamıyoruz. Peki bu aldıklarınız kaç gün gider? Haftada 2 sefer yapıyoruz kaza. Yani haftalık 2000 ücret ödüyorsunuz. Evet, evet. Yani fiyatlar yüksek mi peki? Çok yüksek. Ateş pahası. Her için yaklaşık 150 lira mı? Peki neler aldınız? Valla çilek aldım, fayısı aldım, erik aldım. Peki kaç gün gider bunlar size? Bir hafta gider yaparız. Peki alırken zorlandınız mı? Valla dediğim gibi işte bunları alırken bile borç alıyoruz. İşsizim ben. Çalışmıyorum. Yani borç edip geçimimizi o şekil sağlıyoruz. Peki bu ekonomik kriz, bu durum düzelir mi sizce? Yok, düzelmez. Yani düzelmez, daha da uçuruma gidiyor zaten. Kıtlık geliyor yani.
Peki düzelmesi için neler yapılabilir? Düzelmesi için sistemin yıkılması gerekiyor. Yani bu kapitalizm sisteminin, sömürgecilik sisteminin bitmesi gerekiyor. Onun dışında hiçbir şey bu krizleri bitiremez. Hocam yapamadık. Asgari ücretle 40 kanaat geçiniyoruz zaten. Peki neler aldınız? Ne kadar ödediniz aldıklarınız için? Ya şunların hepsine 200 lira para ödedik. Peki kaç gün gider? Kalabalığız. En fazla 2 gün. Peki geçim nasıl? Geçinebiliyor musunuz? Hocam geçim konusunda acayip sıkıntılarımız var. Geçinme konusunda geçinemiyoruz. Aldığımız 3000-4000 lira bir haftamıza yetmiyor zaten. Hepsi sönüp gidiyor zaten. Çok bir şey yetmiyor. Peki bu durum nereye kadar sürer, böyle devam eder? Bu durum Tayyip'in gitmesine kadar devam eder inşallah. 2000 günü bir şey devirdik mi işler tamam. Peki iktidar değişirse düzelir misiniz? En azından ülke rahat bir nefes alır. Dış güçler tarafından diyorlar ya. En azından dışarıdan güven tazelenir. Bir şekilde hallolur. İnşallah. Fenerimiz önünde. Yasaya göre en az maaşın 10 bin liranın üzerine çıkması lazım. Asgari ücretin onun üzerine çıkması lazım. 2012'deki 10 bin doların üzerine, 12 bin doların üzerine çıkan bir rakam olması lazım şimdiye kadar. Hep geriledik. Şimdi 20 bin doların üzerine yaklaşmış olmamız lazımdı. Biz onu bırak 2000-3000 dolara bile gelebiliyor mu gelmiyor mu bilmiyoruz. Peki bu durum düzelir mi sizce? Namuslu insanlar olursa bu memlekette düzelmeyecek bir şey yok. Namuslu, şerefli, haysiyetli insanlar. Devlet yönetenler, talip olanlar namuslu olması lazım, dürüst olması lazım, sözüne itibar edilmesi lazım. Edilmediği zaman memleketin geleceği durum budur. Avrupa'da, Amerika, her yerde zam var diyorlar. İyi de onlarda ülkelerinde %6, %7 enflasyon var. Peki bizde niye %200'e çıkıyor yahu? Hani devlet mi var burada? Vatan, devleti satıyorlar işte. Devleti satmak budur. Vatandaşını ezdirmek. Elin Avrupalısı, Amerikalı zengin ülkeleri insanlarını yaşatıyorlar. İnsanlar yine tatile gönderiyorlar. Gidebilecek imkanları sağlıyorlar. Biz burada memleketimizden dışarı çıkamıyoruz. Nasıl memleket bu? Nasıl memleket? Nasıl vicdan bu? Toplayıp 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 götürüyor. Şimdi devlet hazine mallarını satmaya çıkardılar. Yiyecek bir şey kalmadı. Canımıza yapışmışlar. Sivrisinek gibi, vantuzlu şeyler gibi yapışmışlar canımıza. Sömürürler, sömürürler. Bırak, satmadık bir şey bırakmadılar şimdi. Şimdi arazileri, devlet mallarını satıyorlar. Nereye gidiyor bu para? Enflasyon var, şu var, bu var. Niye başka yerde oluyor da? Bugün haberlerde dediğine göre Rusya'da, Ukrayna'da savaş var. Savaşın içinde onlar. Enflasyon ne kadar? %13-15 arası bir şey diyorlar. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilemeyiz ama bizde %200'e yakın. Devlet diyor ki %67, %70. Yalan söylüyorsunuz. Yalan söylüyorsunuz. Bir de utanmadan çıkıp vatandaşın karşısında konuşuyorsunuz. Faizi indireceğiz diyorsunuz. Faizi indireceğiz dedikçe bakın dolar yükseliyor. O zaman konuşmayın. Namuslu vatandaş olun, insan olun. Siz konuştukça memleketi batırıyorsunuz. O zaman düşünürler, derler ki ya bunlar yabancıların adamı mı? Bizi bu kadar batırıyorlar. Böyle şey olur mu? Devlet böyle mi yönetilir? Vatan satılıyor. İşte satıyorsunuz vatana. Yani şimdi 50 yabancısının zengin olan ülkelerin, teknoloji bakımından gelişmiyor olan ülkeye gelip bizi işgal etmelerine lüzum yok, yok. Benim ülkemi ne yapacak adam? Ekonomik olarak zaten sömürüyor bizi. Gelip başına bela mı alacak? Askerini mi getir buraya koyar? Vatanı satıyorlar. Kim satıyor ya vatanı? Vatanı siz satıyorsunuz. Çökerttiniz bu memlekete, bir şey bırakmadınız. Pazarda son durum vallahi çok kötü. Çünkü alışveriş hat sayfada durmuş. Ne kadar ucuz olsa da vatandaşın alma imkanı sıfır. Vatandaş alamıyor yani. Peki sebze meyve fiyatları uygun mu sizce? Sebze ve meyve fiyatları diğer fiyatlara göre çok uygun. Bugün domatese bakıyorsunuz 4 lira, 5 lira, 6 lira. En iyi domates 6 lira. Salatalık 2-3 lira ama vatandaşın cebinde alacak para yok. Yani vatandaş pazara gelemiyor.
Gelen vatandaşların da siz eline bakın, dikkat edin, birer ikişer tane poşet var. Vatandaşın alma imkanı yok. Peki bu ekonomik kriz düzelir mi sizce? Ekonomik kriz böyle giderse düzeleceği yok yani. Bütün kriz de şu anda akaryakıta bağlı. Akaryakıt bugün 28,5 lirayı buldu. Yani dünya genelinde böyle yani, bir tek Türkiye'de değil. Ama yine de devlet bu konuya el atarsa, vergisini düşürürse, KDV'sini düşürürse akaryakıt bir nevi rahatlar. Çiftçi de rahatlar. Zirai ilaçta olsun, ne bileyim dediğim gibi akaryakıtta olsun, devlet bu konuya el atarsa kriz yani tamamıyla değil de bir nevi rahatlar yani. Düzelmesi için bunların mı yapılması gerekiyor? Düzelmesi için devletin bu konuya el atması lazım. Yani devlet... Peki neden devlet şu ana kadar el atmadı? Devlet el atmadı çünkü bütçe boş. Devletin bütçesi boş. Demek ki el atamıyor. O da el atar. Yani bütçe neden boşaldı yani? Hükümetin neden bütçesi? Gelişi güzel savrulduğu için. Yandaşların ceplerini doldurduğu için. Boşa masraf yapıldığı için. O yüzden yani başka neden olabilir ki? Haftada iki defa geliyoruz biz buraya. Ne kadar ödüyorsunuz ortalama haftalık? 150 mi? 200 mü? 200 lira almalı. 200 lira falan. Sebze aldınız, meyve alabiliyor musunuz? Meyve, karpuz aldım. Biraz pahalı. Türkiye şartları her taraf, şu anda Türkiye'nin her tarafı. Ben buralı değilim, Kahramanmaraş'tayım, orada pahalı. Genelde bu buğday krizlerini çözmedikten sonra, ya bize bir de kardeşimiz dediğimiz Azerbaycanlı falan bu ülkeler de yardım etmiyor. Bak biz savaşa girdik onlara. İHA'mızı, SİHA'mızı gönderdik. Petrol orada beleş. Ermeniler onları bombalıyordu. Niye yardım etmiyorlar? Niye? Ha bizim başımıza kim geçirse geçsin şu anda Kılıçdaroğlu da geçse aynı sıkıntıyı çekeceğiz. Bize yardım lazım. Destek kardeş dediğimiz ülkeler bize yardım etmiyor. En büyük sorunumuz bu. Bizim yardım ettiğimiz Libyalar, Libya'mız asker gönder. Niye petrol gönder? Petrolü 3 liraya düşürseler şu anda pazar 1000 liraya düşer şu patlıcan. Değil mi? Peki düzelmesi için neler yapılabilir? Düzelmesi için bu siyasetçilerin, Cumhurbaşkanı'nın danışmanları değişmesi lazım. Hepsini değişmesi. Danışmanlar değişirse düzelir mi? Danışmanları da milletvekilleri. Hep kendileri doldurmuyor. Kendileri yemeye çalışıyor şu anda. Gerçek bu. Ben AK Partiliyim. Ben MHP kökenliyim, AK Partiliyim. Başka bir partiye oy vermedim. Başka hiç Cumhuriyet Partisi'ne oy vermedim. Ama şu anda gözüken bu. Herkes kendini düşünüyor şu anda. Halkı düşünüyor. Cumhurbaşkanı da halktan uzaklaşmış vaziyette. Cumhurbaşkanı halktan daha evvel halkın içindeydi. Halk destek veriyordu. Ha, şu anda düşmüştür o. Ben öyle düşünüyorum. Peki seçim olsa tekrar oy verir misiniz? Valla düşüneceğim ben. Ben yani net bir açıklama yapmayacağım. Ha, belki ülkem savaşa girer. Çok zor durumda kalır. Yani o ankenin içini. Ama şu anda kafam kararsızım yani. Kararsız seviyesine geldim. Fiyatlar iyi, uygun, pahalı değil yani. Ben burada yabancıyım. Kızımın yanında kalıyor, çocuk bakıyor. Nereden geldiniz? İzmir'den geldim. Ama çok memnunuz yani, Urfa'yı seviyorum ben. 2 senedir çocuk bakıyoruz burada da. Vallahi daha önce almıştı, pek ihtiyaç yoktu ama yani tabii ki mevsimi olduğu için mesela 15 günü gün önceye göre biraz ucuzdu ama tabii ki geçmiş yıllara göre değil yani. Tabii ki zorlanıyoruz. Peki geçinebiliyor musunuz? Sadece sebzede değil, meyve alamıyoruz. Sebze yani ihtiyaç olduğu için gıda zaten gıda da yani en büyük besin temeli olduğu için hiç alamıyoruz. Yani alıyoruz da hani zorlanıyoruz yani. Almasan zaten evde kalmazsın. Yani geçim sıkıntı gerçekten zor. Ya bunu artık neye bağlayacağız bilmiyorum. Peki düzelir mi? Biliyoruz da dışa vurmuyoruz yani. Düzelmesi için neler yapılabilir peki? Vallahi düzelmesi için ülkeyi yönetenler, tabii biz de yani önce ülkeyi yönetenler için onları düzeltmesi lazım. Ne kadar düzelirse tabii biz vatandaş insanlar da sorumluluğumuzu taşıyamıyoruz. Yani her şey almış başını gidiyor. Peki bu zamlar neden bu kadar arttı? Yani neden bu kadar arttı? Herhalde ülkemizin tutarsızlığı diyelim. Tutarsızlık. Önce elimizdeki kıymetini bilmedik. Har vurup savurduk. Şimdi de kovalıyoruz ama yetişemiyoruz. Biraz da tabara alıp sana katacağım. Biber, domates, salatalık. Ne kadar ödediniz bütün bunlar için? Normal.
Peki alırken zorlandınız mı? Hayır. Yok, zorlanmadım. Geçinebiliyor musunuz? İdare edin işte, ne yapalım. İdare edin. Peki düzelir mi sizce bu durum? Vallahi bilmiyorum. Hiç zannetmiyor. Daha yükselmesin de. Peki düzelmesi için neler yapılabilir? Vallahi bilmiyorum. Başbakanımızı da etmek lazım.